Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SmartCat üzerinden çeviri belleği oluşturmayı göstereceğim. SmartCat programımıza ben giriş yaptım. Bulut tabanlı bir çeviri aracı diyebiliriz. CatTools. Buradan projemize, seçtiğimiz projeye giriyoruz. Ben projenin çeviri belleğini oluşturacağım. Buradaki kelimeleri veya da cümleleri bir ara alacağım, toplayacağım bir bellekte. Öyle diyebiliriz. Şimdi buradan şuradan iki dilli çeviri olarak yani iki dilli Doge X dosyaları indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra indirdik. Bunu açıyoruz. Dosyayı açtıktan sonra hemen şuradan düzenleme etkinleştir diyoruz. Bunu açtıktan sonra bu kısmı siliyoruz. Bir de pardon, bir de bu kısmı siliyoruz. Daha sonra kaynak kısma, metnimizin dili neyse oraya N yazıyoruz. Oraya N yazıyoruz. Diğer kısma ise TR yazıyoruz. Daha sonra bunu farklı kaydet diyelim. Masa üstüne şuradan masa üstümüze kaydedelim. Buradan iki dosyası olarak kaydedelim. Daha sonra bunu TMX dosyasına çevireceğiz. Ben de Hertz'in programı açık şu an. Buradan Tools diyorum. Convert TMX to var. Bir de Convert to TMX var. Convert to TMX seçiyorum. Buradan Source File yani kaynak dosyamızı seçiyoruz. Buradan hemen NFT evet kaynak dosyamızı bulduk. Bunu seçiyoruz. Sonra yeni oluşacak TMX dosyamızın nereye kaydedileceğini bize burada sormuş. Masaüstü diyoruz. Masaüstüne kaydediliyor. Buradan bakıyoruz. Evet, oluşturuldu. Daha sonra şimdi bunu SmartCat'te görelim. Bakalım çalışıyor mu? Proje oluştur diyoruz. Projeyi seçin diyoruz. Buradan projemiz mesela NFT üzerine yine olsun. Hemen buradan NFT. Evet. Buradan ben bunu seçeyim. Bir tane dosya olarak bunu seçmeye yakın. Çeviri belleğini masa üstünden şuradan. Gördüğünüz gibi MemoQ olarak koymuş. Fark etmez. Şeklinin bir önemi yok. Buraya aktarıyoruz. Buraya aktardıktan sonra ileri diyoruz. Dilimizi Türkçe olarak seçiyoruz. Buraya ben bir iki daha üç daha yazayım çünkü aynı olduğu için isim kabul etmeyecektir. Şimdi kabul eder. Tarih seçmemize gerek yok. Bitir diyoruz. Buradan bitiriyoruz. Projemiz şu an oluşmak üzere. Metin ayıklanıyor diye gördüğünüz gibi. Bu biraz sürebilir. Az da olsa. Tamam. Buradan şimdi şu an oluştu. Makine çevirisi çıktısı da alınıyor zaten. Biz o sırada giriş de yapabiliriz. Hiç fark etmez. O aynı zamanda oluşturacaktır. Biz buradan giriş yapıyoruz. Daha sonra bakacağız şimdi çalışıyor mu? Bu kısımları kaldırsak daha iyi oluruz çünkü buraları da aldı ama önemli değil. Mesela değiştirilmez token nedir? Buralar karışmış. Burayı Türkçe olarak yazmış. Nedense bunu silebiliriz. Daha sonra hallederiz. Şuraları önemli olan bu kısımlar. Gördüğünüz gibi TM, bir de makine çevirisinin verdiği, bir de çeviri belleğinin verdiği var. Bu bizim oluşturduğumuz çeviri belleğinden çıkan yanıtlar. Mesela şunları ben yazmıştım. O aynı şekil vermiş gördüğünüz gibi. Böyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Kenarlarda gözükür. Biz bunu mesela burada Türkçe var. Burası karışmış. Yanlış anlaşılmasın. Türkçeyi mesela vermemiş. Neden? Karışmış. Çünkü biz İngilizceden Türkçe ayarlamıştık. Bunu da gördüğünüz aynı zamanda iyi oldu aslında. Bu kadar. Teşekkür ederim. Makine daha doğrusu çeviri belleği oluşturmak bundan ibaret.